Havalimanındaki saldırıdan sonra taksicilerin normalin iki katı fiyat istedikleri haberleri sosyal medyada yansımıştı. Havalimanı taksicileri bu haberlerden çok rahatsız olduklarını söylediler. Ve bunu alçaklık ve namussuzluk olarak görüyoruz. Böyle şeyler söylenmesine rağmen şu ana kadar henüz bir plaka dahi verilmiş değil. Eğer varsa getirsinler, hemen şu otoparkın orada dar ağacını kuralım. Kanunlara bile bırakmadan kendimizi cezalandıralım. Ama yazık, günah bak, nasıl günüm dedikoduculuk nasıl insanları sıkıyor, bunaltıyor. Allah'tan korksunlar, onlar şu sıcakta oruçlu ağızlarıyla müşteri götürüp getiriyorlar, hizmet ediyorlar. Dehşet verici bir iddiayla ortaya çıkılıyor. Ya kardeşim, hayır, öyle bir insan çıkabilir. Delidir, yapmıştır, akıllı, sarhoştur, yapar. Veyahut provokatördür, PKK'lıdır. Manyaktır, yapmıştır. Bu insanların suçu ne ya? Hepsini toptan suçluyorsunuz. Şoför kardeşlerimiz hiç böyle şeyleri kale almasınlar. Onu söyleyenlere de itibar etmesinler. Onlar çok asil, efendi, namuslu, helaliyle kazanan mübarek insanlar. Onu söyleyenler iftiracı, müfteriler. Onların ne tip insanları olduğu yarın bir gün ortaya çıkar. Zaten polis araştırsın bunu. Bu adamlar çok karanlık insan çıkacaktır. Yahut şaşkındır. Yahut akıl hastasıdır. Bir şeydir yani. Dolayısıyla kale almaya gerek yok. Kardeşlerimize tabii böyle bir uslupla konuyu anlatmak durumunda kalmışlar. Bir öfkeyle söylenmiş bir söz. Tabii ki olmaz. Burası kanun hukuk devleti. Yani götürüp birini asmak, kesmek, öyle bir şey olmaz. Üzülecekleri bir şey yok. Rencide olacakları bir şey de yok. Ama insanlar hakikaten çabuk da galeyana gelebiliyorlar. Ama biz onların tertemiz olduğuna eminiz. Bunu söyleyenlerin ahlaki çöküntü içinde olduklarını veyahut düşüncesiz olduklarını düşünüyorum. Hiç kale almasınlar.